Bismillahirrahmanirrahim ve bihi estaîn. İsmun mevsullerin alıştırmalarına geçelim. Yüksek sesle okuyup şöyle ellezî, ellezîne, elleti, ellâti ya da ellevâti konularını bir de ellezâni ve elletâni şöyle bir görelim. Er-reculüllezî câe, gelen adam. Huve Mahmud. Mahmud'dur. O Mahmud'dur. Yine adı Mahmud. El-mer'atu'l-lati ca'et. Gelen kadın. Hiye. O Fatıma. Gelen kadın Fatıma'dır. El-raculu, el-raculani'l-lezani ekela. Yiyen iki adam. El-ta'ame. Yemeği yiyen iki adam. Huma, o ikisi. Tahir ve Sada. El-mer'u. Evet. El mer'etani. Evet, burada bir ayrılma olmuş. El mer'etani, iki kadın. Elletani khateta. Esyabe. Khate yani khayyat terzidir. Khate dikti. Esyab. Elbiseyi diken iki kadın. El mer'etani letani khateta. Esyabe. Kimdir o iki kadın? Huma Hatice'tu ve Zeynep'u. Hatice ve Zeynep'tir. Er-racul, er-rical, evet çoğuldur, racul değil. Er-ricalu'l-lezine ekelu. El-cübne, peynir yiyen adamlar, hum, onlar ümmar, işçiler, işçilerdir. En-nisa'u'l-levati tabakhne, pişiren kadınlar. Ne pişiren? Et-ta'ame. Yemeği pişiren kadınlar, hunne, onlar kimdir? Et-tabakhat, aşçılardır. Ve yine et-tilmizu ellezî ra'eytehu, gördüğün öğrenci ferit, ferittir senin gördüğün. Et-tilmizatu lletî ra'eytehâ, gördüğün öğrenci, kız öğrenci feride, feridedir. Et-tilmizâni ellezâni ra'eytehuma, gördüğün iki erkek öğrenci Hamid ve Sadık. Hamid ve Sadık'tır. Yine et-tilmizatani elletani ra'aytahuma, gördüğün iki kız öğrenci Meryem ve Zeynep. Meryem ve Zeynep'tir. Et-telamizullezine ra'aytahum, gördüğün öğrenciler Sadık ve Tahir ve Mahmud. Sadık, Tahir ve Mahmud'dur. Et-tilmizatu levati, bakın levati yani hep kullanılıyor. Ellati değil, levati kullanılıyor. Ellati de kullanılır. Et-tilmizatu levati ra'aytahunne, gördüğün kadınlar, kız öğrenciler. Hatice'tu ve Zeynep'u ve Fatime'tu. Neden Hatice'tun değil, Zeynep'un değil ya da Fatime'tun tenvin niye almıyorlar? Birinci olarak özel isimdir. İkinci olarak müennestir. Özel isim ve müennest. İki kural. İki özellik içinde barındırdığı için özel isim kategorisinde müennest tenvin almaz. Garip bir haldir. Yani erkek ismi tenvin alıyor. Kadın isimleri tenvin almıyor. Erkeğe hitap fethalıdır. Kadına hitap kesralıdır. Garip bir tecellidir subhanallah. Bir ayrım söz konusu. El ismul mevsul. İsmi mevsuller. İlgi notu. İlgi zamiridir Türkçedeki tabirle. İki cümleyi birbirine veya muarref ismi bir cümleye bağlar. Ya bir ismi ya da bir cümleyi başka bir cümleye bağlıyor. Demek ki ismi mevsulün iki görevi var. Bir, cümleyi cümleye bağlar. İki, bilinen bir ismi cümleye bağlar. İsmül mevsuldan sonra eğer cümle geliyorsa ona sıla denir. Sıla da ait denilen bir zamir vardır. Sıla da aidiyet zamiri vardır. Hemen bunları şöyle bir gelelim. Ca'er raculum. اَلَّذِي تَعْرِفُهُ. Şimdi tarifuhu bir cümledir. Tanıdığın kişi.
Cearracul bu da bir cümledir. Ellezi burada cümleyi cümleye bağlamış. Cümleyi cümleye bağlarken ait olan zamir hu zamirindir ki elleziye racidir. Bir kişidir. Tarifuhu kelimesi, yani bu cümle tek başına sıladır. Sıla dedi ya yukarıda. Sıla denir. Bağlanan cümleye. Yani sonra gelen cümleye. Ve damiri ait ise hu damiridir. Onu da dedim. Diğer misaller. Zehebar rical, adamlar gitti. Ellezine tarifuhum, tanıdığın adamlar gitti. Şu sıla cümlesidir. Bu da ait zamiridir. Yine celeser raculani ellezani tarifuhuma, aidiyet zamiri ve bu da sıla cümlesidir. Çünkü ellezani'den, yani ismi usulden sonra gelen bir cümledir. Tarifuhuma, tanıdığın iki kişi. Ra'a sadıku erracule ellezi tarifuhu. Ya'rifuhu olacak. Ha, tarifu, evet. Senin tanıdığın, tamam. Tanıdığın, senin tanıdığın adamı gördü. Yani ben zannettim Sadık kendisinin tanıdığı adamı görmüş. Yok. Sadık senin tanıdığın kişiyi gördü. Burada tarifuhum, tarifuhuma, tarifuhu hepsi sıladır. Hum, huma, hu, bu da her biri kendi isim mevsulüne gitmek üzere ait zamiridir. Zaten ile bu isim mevsul olduğu yerde ismi mevsul ile sıla cümlesi ve ait zamiri bulunur. Bir diğer örnek zehber rical ellezine tarifuhum, yine tanıdığın adamlar gitti. Burada sılanın altına bir, aidin altına iki çizgi çizin. Sıla cümledir dedik. El misteratulleti teraha. Teraha daviletun. Şu teraha sıla cümlesidir. Daviletun bu misteratuna gidiyor. Ona ait bir haberdir. Misteratun kendisi mübtela. Bu sıla cümlesidir. Şu da aidiyet. Ne dedi? Sıla cümlesinin altına bir, tamam. Teraha. Teraha. Şu da iki. Er-raculun lezi tarifuhu. Şu sıla cümlesidir. Tarifuhu. Hu. Aidiyet zamiri. El-kalemani lezani işterey te. Sıla cümlesi. Huma. Aidiyet zamiri. El-kutubu leti. Karate. Huma qara'tuha, okuduğum kitaplar çoktur. Elleti, evet. Kutubu elleti, kitaplar çoğuldur. Niye elleti gelmiş? Elleti çünkü gayri zevil okul, akıl dışı varlıklar çoğulu müfret müennes kabul edilir. Onu arada söyleyeyim. Şu qara'tuha, qara'tu sıra cümlesidir. Ha, o da ait zamiridir. El-hayit الذي تجلس عليه تجلس من سلا جملسي عليه سلا جملسي هو بو عيد ساميردر والأشجار التي قطعوها سلا جملسي ها burada iki çizgi koyuyorum altına kendisi ait zamiridir. El kalemani lezani ve da'tuhuma. Sıla cümle, bu ait zamiridir. Şu da sıla cümlesidir. Ve da'tu. Yani el müderrisatü levati. Yine el levati kullandı. El lati değil. Ra'aynahunne. Sıla cümlesi. Bu da ait zamiridir. El neccarune lezine yeclisune. Yeclisune. Tahta şecereti. Hepsi nedir? Sıla cümlesidir. Sıladır. Ellezine ismi mevsuldür. Şu yeclisune'deki şu vav, çoğul vavı, o ait zamiridir. El veledani lezani yel'abani fil hadika. Yel'abani fil hadika
sıladır. Buradaki elif ve nun ait zamiridir. Burada dersi bitiriyorum. Alıştırmalara bir sonraki derste merfu, mensup, mecrur olarak isim ve isimlerin hallerini, işte merfu hali ellezani, mensup hali ellezeyni ve mecrur hali de yine ellezeyni olduğunu göreceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.